Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Sanırım en son videomu yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yüklemiştim. Sanırım en son 2 ya da 3 tane konum da uzatma başvurularıydı. 18 ay aradan sonra 3 yıllık uzatmamızı aldık. Çok şükür. Bu videoda da sizlerle nasıl aldığımızı, ne olduğunu falan anlatacağım. Aslında bu uzatma sonucu almamız olumlu bir haber. Bir yandan da bir olumsuz haberim daha var. O da maalesef babamın sağlık sorunları var. Bir büyük bir ameliyat olacak. Uzatmayı da zaten bu sebeple aldık sanırım. Bu videoyu benzer kişiler, benzer sorunlar yaşayan insanlar için çekiyorum. Belki onlar için bir yol gösterici olabilir diye. Şimdi, öncelikle biz hali hazırda sanırım 15-16 ay falan beklemişken uzatma başvurumuzda şöyle bir hani en son sanırım bir yıldan sonra mail atmaya başladık. İşte genel bir şey hazırladık. Hazır taslakta gönderdik. Kendimiz tekrardan manuel olarak da yazdık. Hani önümüzü göremiyoruz. Bekledik falan filan pandemi döneminde geldik diye anlattık durduk. Bu arada ben toplamda yani geldikten sonra Türkiye'ye hiç gidemedim. Sanırım yaklaşık 2,5 yıl oldu. Hep buradaydık. Acayip bir şekilde de özledik artık. Şimdi mailleri atmaya başladık. Herhangi bir dönüş alamadık. Milletvekiline de mail attık. Bizim bölgeye bakan milletvekili. Her milletvekili olmuyormuş bildiğim kadarıyla. Çünkü mail attığında da zaten şunu soruyorlar. Nerede oturuyorsun? Postkodun ne falan diye. Senin bölgene bakıyorsa herhalde ilgileniyor. Bakmıyorsa çok sallamıyor anladığım kadarıyla. Biz de bu şekilde mail attık. 2 haftada bir attık. 3 hafta geçti attık. 1 ay geçti attık. Milletvekilinin dışında herhangi bir şekilde dönüş olmadı. Milletvekili de klasik cevaplar veriyor. İşte mail attım. Hani bilgi veremiyoruz dediler gibi cevaplar veriyorlardı. Ama yine de olumsuz da olsa, nötr de olsa bizlere bir cevap vermeleri gerçekten de iyi. En azından bir cevap alıyorsun, muhatap alınıyorsun diye. Çünkü bizim ECA'ya attığımız zaman herhangi bir dönüş olmuyor maalesef. Şimdi biz bu mailleri attıktan sonra sadece bekliyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Tabii bu sırada da çeşitli uzatma bekleyen çeşitli insanların olduğu Facebook'tur, Telegram'dır, WhatsApp'tır grupları takip ediyoruz. Benzer durumlar yaşayanlar ne yapıyor, ne ediyor hepsini takip ediyoruz. Tabii maalesef şöyle de bir şey var. Tutarlı değil hiçbir şey. Yani biri şunu yaptıysa bize uzatmasını alıyor. Diğeri aynısını yapıyor, uzatmasını almıyor. Kimisi işte dava açıyor, herhangi bir sonuç alamıyor gibi gibi durumlar var. Biz de en sonunda maalesef babamın bu olayı çıkınca aklımıza geldi. Hani bu şekilde mail atmak geldi. Başka bir arkadaşım benzer bir durumdan dolayı mail atınca kanıtıyla beraber sonuç alabilmişti. Biz de bir deneyelim dedik. Şöyle yaptık. Raporumuzu aldık öncelikle. Bu arada yanlış bilmiyorsam yani birinci derecenin akraban eğer hastaysa bu sanırım sonuç alıyor. Yoksa onun dışındaki insanlarla çok yapmıyorlar. Cevap vermiyorlar bildiğim kadarıyla. Hatta ters bile tepebiliyor. Babamın belgelerini aldım. Yeminli işte tercümana yaptım, gönderdim. Çevirilerini yaptırdık. Aldık. Sonra ben bu maili milletvekiline, ECA'ya, ondan sonra da bir de nereden geldiyse aklıma olan hani çok ilgilenir mi ilgilenmez mi bilmiyorum ama Türk konsolosluğuna attım. Türk konsolosluğu cevap verdi. Hani babanız için üzgünüz. Biz hani ilettik. Yani inşallah olur gibilerinden bir şeyler yazdılar. Sadece ilgili birime iletebilmeleri zaten onların da hani çok yapabileceği bir şey yok anladığım kadarıyla. Onun dışında milletvekiline attım. Bir de normal ECA'ya attım. 3 yere mail attım ve bekledim. Milletvekili mail attı. Hani ilgili yerle görüştüğünü ama tamamen bir netice alamadığına dair bir açıklama yaptı. Aradan bir 11-12 gün geçti.
milletvekili tekrar mail attı bana. Dedi ki home office'ten bana bir cevap geldi. Hani bilgileri ne diye. Açtım maili okudum. Mailde şey diyor. İşte önce benim durumumla alakalı bir şey yapmışlar. Bir açıklama yapmışlar. Şöyle. İşte hani Alay Önen şu tarihte parmak uzatmasını verdi. Şunları şunları yaptı. Bunları bunları yaptı. Şu kadar süreden beri İngiltere'de falan filan diye böyle açıklamalar yaptı. Şöyle bir hatırlatma yaptı. Hani hani lütfen Alay Önen'e iletin. Beklediği bu süreçte işte sağlıktı, işte iş yapma falan filan gibi haklarının olduğunu bilsin diye bir açıklama yaptılar. Ondan sonra bir de şey yazmışlar enteresan bir şekilde. Hani biz başvuru durumuyla alakalı sonucu işte çalışmış olduğu firmaya ileteceğiz diyor. Bu arada firma da Koalega firması. Başvuruyu onlarla beraber yapmıştık. Sonra beklemeye başladık. Burada şey garip geldi, hani milletvekiline bile 10 günde cevap veriyorlar. Biraz o bizi şaşırdı, hani onlara 10 günde cevap veriyorlarsa bize hiç cevap vermezler gibi. Zaten pek de vermediler. Sonra Koalegal'den Ali Rıza abi aradı beni. Ben dedim herhalde normal başka bir konuyla alakalı bir sonuç diye düşündüm. Bir baktım alay uzatman geldi. Hadi ya falan dedim. Hiç beklemiyordum çünkü yani mail olarak başvuru mailini biz takip ediyorduk. O maile gelecek diye düşünüyorduk. Sanırım onların firma mailine gelmiş cevap. Neyse. İşte onu sevindik tabii. Abi kaç yıl bakmadım falan dedi. Yani sadece olumlu onu söyleyeyim. Birazdan detaylar gelir sen dedi. Neyse bir 5-10 dakika sonra geldi ama 10 dakika var ya, geçmek bilmedi. Neyse sonuç olarak 3 yılı uzatmamızı aldık. BRP konusunda da şöyle. BRP normalde çok şey oluyor. Bazı insanlar sorun yaşıyorlar. Gelmiyor, geç geliyor. Yok posta bilmem ne oldu falan. Böyle problemler yaşıyorlar. Bize de mesela 7 günde gelecek diye bir açıklama vardı. Ve anladığımız kadarıyla yine şirkete gidecek diye hani anladık biz. Biraz da saçma geldi. Çünkü bu BRP biraz daha özel bir şey olduğu için, imza karşılığı falan alındığı için. Hani ne alaka şirket dedik. Her neyse. Sonra ertesi gün falan bizim başvuru yaptığımız maile bir e-posta geldi. İşte 48 saat içerisinde gelecek diye. Gerçekten de 48 saat dolmadan bir tane daha TNT'den kargo firmasından e-posta geldi. Bu e-postadan sonra da aynı gün içerisinde kargo teslim edildi. Ve BRP'lerimizi aldık. Şimdi bu arada şöyle bir hatırlatma yapayım. 2025'e kadar biz 2025'e kadar biz şey yaptık, uzatmamızı aldık. Şimdi ayını falan detayını söylemeyeyim. Ve bu uzatmada gelen bir harflerde 2024 yazıyor. Bu da 2024'ten sonra dijitale geçtikleri için böyle yazdığını sizlere de hatırlatayım. Baktım benzer sorunlar yaşayanlar var. Bunları da paylaşan insanlar var. 2024'ten sonra dijitale geçeceklermiş. Sanırım bir harfi kartı falan kullanılmayacak. Ve biz bu şekilde uzatmamızı aldık. Şimdi umuyorum ki bekleyen herkes en kısa sürede sonuçlarını alır. Gerçekten zor bir süreç. Bekliyorsun, sonuç alacak mısın, almayacak mısın, geldi mi, gelmedi mi diye sürekli bir şey yapıyorsun. Bir telaşa içerisinde oluyorsun. Zaten hani özlemişsin. Bir sürü gidemeyen insanlar var. Yani çok da az değil. Gruplara falan bakıyorum, insanlar bekliyor. Bayağı problem yaşayanlar var. Özellikle 2020, 2021 ya 2020'den bile bekleyen insanlar var yani. O yüzden umuyorum ki herkes en kısa sürede uzatma sonuçlarını, eğer tabii işin hakkıyla yapıyorsa, dosyalarını düzenli olarak saklıyorsa, her şey değerli topluysa alsın ve işlerine devam etsin. Biz çoktan biletimizi bile aldık. Pazar günü gecesi Türkiye'ye gidiyoruz. Detaylarla birlikte tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.